Değerli arkadaşlar, din felsefesi çıkmış soruları çözeceğiz. İlk olarak 2015 yılı final sorularıyla başlıyoruz. Birinci soru. İsterseniz çıkmış soru kitabınız var ise oradan not alabilirsiniz. Biraz hızlı geçeceğiz. Sorular çok olduğu için. Birinci soru. İran olsun görüşlerinden hareket eden Tanrı'nın insanı baştan bilgisayla doğrusal olarak mükemmel bir biçimde yaratmayıp onu kendini özgür iradesiyle geliştirebilecek bir biçimde yarattığını ileri süren düşünür. Cevap B şıkkı John Hick. İlgili kelime aklımıza ilk gelecek Irenaeus. Bunu da şöyle kodladım arkadaşlar. John İran'da hiç Rus görmemiş. John İran'da hiç Rus görmemiş. İkinci soruya geçiyorum. Kötülük problemini sınırlı tanrı anlayışıyla çözümlemeye çalışan düşünür hangisidir? Cevap A şıkkı Witthold. Anahtar kelime sınırlı tanrı. Bunu da şu şekilde kodladım. Sınırlı sayıda öğretilen Witthold buzdolabı kötü çıktı. Üçüncü soru. Kitab-ı Mukaddes'in aklın ve tecrübenin ışığında eleştirel olarak değerlendirdiği vahiy görüşü. Cevap liberal vahiydir. Anahtar kelimeler Kitab-ı Mukaddes'tir. Bunu da şu şekilde kodladım. Liberaller Kitab-ı Mukaddes'i eleştiriyor. Dördüncü soruya geçiyorum. Hangisi fiili ateizmin felsefedeki temsilcilerinden biri değildir? Cevap C şıkkı. Anahtar terimlerimiz fiili ateizm temsilcilerinden değildir diyor. Diğer dördü temsilcileri. Bunu da şu şekilde kodladım. Fenerbahçeli Nihat, Fred ve Marx fiili atletizm yapıyor. Beşinci soru. Evrendeki bütün varlıklar yaratılmıştır ve yaratılmış her şeyin bir yaratıcıya ihtiyacı vardır. Bu görüşü savunan düşünür. Cevap E şıkkı William Paley. Bunu da şu şekilde kodlayalım. Vanlı Paley bütün varlıkların yaratıldığına inanıyor. Altıncı soru. Din felsefesinin epistemolojik problemlerinden biridir. Cevap B şıkkı. Dini tecrübenin bilgi kaynağı olup olmaması. Anahtar kelimemiz epistemolojik. Bilgi kaynağı pis değil, temizdir şeklinde kodlayabilirsiniz. Bilgi kaynağı pis değil, temizdir. Yedinci soruya geçiyoruz. Hangisi determinizm ve fatalizm arasındaki farklardan biridir? Cevap A şıkkı. Fatalizm. Evrendeki her şeyin nedenini evrenden ayrı bir takım metafiziksel güçlere bağlarken determinizm her şeyin nedenini bizzat evrende var olan mekanik olgu olaylarla açıklamaktadır. Bunu da şu şekilde kodlayabilirsiniz. Fatalizm neyle ilgili? Metafiziksel kavramla ilgili. Falçata ile güç gösteriyor. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Diğeri de determinizm, mekanik olgu ve olaylar demektir. Diğer soruya geçiyorum. Sekizinci soru. Hangisi ya da hangileri deizm için söylenemez? Cevap B şıkkı. 1 ve 3. Bunlar deizm için söylenemez.
Neymiş bunlar? Dinin esrarengiz yönünü akli verilerle ve olması gerektiği kadar eleştirmiştir. Diğeri, Hristiyan aleminde taassubun ve baskının artmasına neden olmuştur. Bunlar deizm için söylenemez. Diğerlerine bakarsınız arkadaşlar, deizm için söylenenler. 9. soru. Augustinus'un kötülük problemiyle ilgili olarak ortaya koyduğu irade özgürlüğü anlayışını çağımızı yeniden gündeme getiren getirerek sistematize eden düşünür hangisidir? Cevap D şıkkı Alvin Plantinga. Anahtar kelimemiz Augustinus. Şu şekilde kodladım. Alvin Ağustos ayında özgür iradesiyle dişine platin taktırdı. İrade özgürlüğü kavramı da var burada. Alvin Ağustos ayında özgür iradesiyle dişine platin taktırdı. 10. soru. Tek dinin kurtuluş özgürlüğü sağladığını ve ona götürdüğünü savunan dışayıcılık. Bu da arkadaşlar C şıkkı. Soteriolojik dışlayıcılık. Bunu da şu şekilde aklınıza tutabilirsiniz. Özgür. Dışarıda et soteydi. Ya da özgür dışarıda soteydi. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Özgür. Dışarıda. Sote. Yedi. 11. soruya geçiyoruz. Ele aldığı konuyla ilgili tarihi, ilmi ve mantıki bütün verileri dikkate alarak incelemek şeklinde tarif edilen ve din felsefesi tarafından da kullanılan yöntem hangisidir? Arkadaşlar bütün verileri diyorsa cevap B. Şumulülük. 12. Bütün dinleri hakikat değer açısından eşit gören. Bütün dinleri arkadaşlar eşit gören. Eşit görmek nedir? Tabii ki de B şıkkı dinsel çoğulculuk. 13. soru. Dinin kaynağını insan psikolojisinden kaynaklanan bir takım korkulara ve arzulara bağlayan düşünür hangisidir? Dinin kaynağını insan psikolojisinden kaynaklanan bir takım korkulara ve arzulara bağlayan düşünür hangisidir? Arkadaşlar cevap B şıkkı Fret. Korkulara, bu da anahtar kelime olsun. Psikolojide diğer anahtar kelimemiz. Ne diyebiliriz? Fret korkmuş ve psikolojisi bozulmuş. 14. Mantıkçı pozitivizmin katı doğrulamacı yaklaşımlardan gelen eleştirilere cevap verebileceği kabul edilen din dili nedir? Cevap mecazi dildir. Anahtar kelimeler mantıkçı olsun. Eleştiri olsun. Bir de katı doğrulamacı. Doğrulamacı. Mantıkçıların eleştirilerine mecazen cevap verilir şeklinde kodlayabiliriz. 15. soru. Batı dünyasında temsili dili savunan en önemli filozof hangisidir? Batı dünyasında temsili dili savunan en önemli filozof hangisidir? Cevap C şıkkı Thomas Aquinas. Thomas ülkesini Atina'da temsil ediyor. Bu şekilde kodlayabiliriz. 16. Hangisi klasik felsefe ve ilahiyat literatüründe ateist ve ateizmin anlamda kullanılan ifadelerden değildir? Cevap arkadaşlar E şıkkı Dürzi. Diğer soruya geçiyoruz arkadaşlar. 17. soru. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde mucize kavramı yerine kullanılan terimlerden değildir? Keramettir arkadaşlar. Kolay sorulara kodlama yapmıyorum.
18. soru. İlahiyat fakültelerinde din felsefesi adıyla bağımsız bir ders ilk olarak hangi eğitim öğretim yılında? Cevap A şıkkı 1976 ve 77. 19. soru. Tanrı'dan ilahi bir kıvılcım alan insanın ancak Tanrı'nın öngördüğü tarzda bir yaşantı süreceğini, bu yaşantı sırasında onun istekleri doğrultusunda hareket ettiğinde Tanrı'ya ulaşabileceğini ileri süren düşünür hangisidir? Cevap D şıkkı Seneca. Temel bilmemiz gereken Tanrı'dan ilahi bir kıvılcım. Şöyle kodlayabiliriz. Seneca sineğin yaratılışından kıvılcım almış. 20. soru. İmana yer açabilmek için bilgimi inkar ettim. Sözü kime aittir? Cevap Kant arkadaşlar. Şöyle kodlayabiliriz. Kant imana gelmek için bilgisini inkar etmiş. Diğer sorulara geçiyoruz. Arkadaşlar 2015 bütünleme sorularına geçtik. Birinci soru. Hangisi felsefi yaklaşımın özelliklerinden biri değildir? Felsefi yaklaşımın özelliklerinden biri değildir. Cevap ayrıştırma. Felsefe ne yapıyor? Kaynaştırma, dile getirme, bütünleştirme ve açıklığa kavuşturma işlevlerini yapıyor. İkinci soru. Felsefe ayrıştırmaz. Bu şekilde kodlayabiliriz. İkinci soru. Din felsefesi insanla varlık arasındaki ilişkiyi hangi açıdan ele almaktadır? İnsanla varlık arasındaki ilişkiyi din felsefesi insanın dini kişiliği açısından ele almaktadır. Üçüncü soru. Bir şey acaba kendi başına iyi olduğu için mi Tanrı tarafından emredilmiştir yoksa onun iyiliği Tanrı'nın ona emretmesi nedeniyle midir? Bu soru arkadaşlar B şıkkı ahlakla ilgili din felsefesinin problemlerindendir. 4. soru. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi tenzihi dili savunmamıştır? Cevap E şıkkı Saint Thomas Aquinas tenzihi dili savunmamıştır. Savunanlar Pilon, İbn Sina, Musa ve Plotinus. Bunu nasıl kodlayabiliriz? Pelin, Sinan ve Musa tenzihen pilot olmaya gitmişler veya Pelin, Sinan ve Musa pilotluğu tenzih etmişler. 5. soru. Bir şey kendi dışındaki bir gerçekliği temsil ediyorsa veya onun yerine geçiyorsa. Arkadaşlar burayı onun yerine geçiyorsa altını çizelim. Onun yerine geçmek terimi onun yerine geçiyorsa teriminin karşılığı sembolik değildir. Yani temsili dil burada geçtiği için hemen burada temsili dili seçebiliriz ama yanılmayalım. Cevap sembolik dil. Mesela 23 Nisan'da çocuklar sembolik olarak başbakanın koltuğuna geçiyorlar. Başbakanın yerine geçiyorlar şeklinde kodlayabiliriz. 6. soru. Teleolojik delilin diğer bir adı nedir? Teleolojik delilin diğer bir adı 5 nizam ve gaye. Teleolojik delilin. Nizam ve gaye televizyon izliyor şeklinde kodlayabiliriz. 7. soru. Klasik dini düşüncede hudus, imkan, hareket ve değişim kavramlarıyla da ifade edilen delil. Hudus, imkan, hareket ve değişim kavramlarıyla ifade edilen delil, cevap kozmolojik delildir. Hudus,
imkan, hareket ve değişim. Tabiattaki kozmolojik durumlarla ilgili. 8. soru. Tanrı'yı her şeyi bilen, her şeye gücü yeten, ezeli, ebedi, mutlak iyilik, irade ve hürriyet sahibi, kendinden başka bütün varlıkların mutlak yaratıcısı ve korucusu. Bu şekilde arkadaşlar düşünen ne olabilir? Tabii ki de teizm, yani bizim inancımız. Teist inanç. 9. Çift kutuplu uluhiyet anlayışı olarak da adlandırılan akım. Çift kutuplu. Çift kutuplu deyince arkadaşlar aklınıza hemen panenteizm gelsin. Bakınız. Ortasında bir çizgi var. Sağlı sollu. Çizginin solunda da sağında da yazı var. Panenteizm. 10. soru. İnsan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan ve başkalarına zarar veren olaylar. Bu da arkadaşlar E şıkkı ahlaki kötülük. İnsan iyi eylemler yaparsa iyi ahlak olur. Güzel olur ama ahlakın kötü ahlaklı biri eylemleri sonucunda başkalarına zarar verebilir. 11. soru. İranos'un görüşlerinden hareket eden Tanrı'nın insanı baştan bilgisayar ya da ruhsal olarak mükemmel bir biçimde yaratmayıp onu İranos'un görüşlerinden hareket eden Tanrı'nın insanı baştan bilgisayar ya da ruhsal olarak mükemmel bir biçimde yaratmayıp onu kendine özgür iradesiyle geliştirebilecek bir biçimde yaratın ile süren düşünür. Diğer final sorularında geçmişti. Cevap John Hick. Anahtar kavram İranos. Ne demiştik? John İran'da hiç Rus görmemiş. 12. soru. Evrendeki her şeyin nedenini fiziksel güçlere değil de evrenden ayrı bir takım metafiziksel güçlere bağlayan akım. Ne demiştik? Metafiziksel deyince aklımıza fatalizm gelecekti. Mete falçatayla güç gösterisi yapıyor. 13. Demirden evren ifadesi hangi düşünüre aittir? Demirden evren ifadesi. Arkadaşlar demirden evren ifadesi de William James'e ait. Bunu nasıl kodlayabiliriz? Vanlı jandarma demirden ev yapmış. Bu şekilde kodlayabiliriz. 14. Bilimin benzer koşullar altında belli bir yöntemle daima aynı sonuçlar elde bilimin benzer koşullar altında belli bir yöntemle daima aynı sonuçların elde edilmesi esasına bağlı olmak şeklinde ifade edilen özelliği benzer koşullar altında belli bir yöntemle daima aynı sonuçların elde edilmesi. Arkadaşlar bu genelleyicilik. Yani genelde benzer koşullar altında aynı sonuçlar elde edilir. 15. soru. Diğer dinlerde garip kalan felsefenin İslam'da kendisine yer edindiğini belirterek İslam'da aklın önemine vurgu yapan. Diğer dinlerde garip kalan felsefenin İslam'da aklın önemine vurgu yapan Elmalılı Hamdi yazar arkadaşlar. Aşık. 16. soru. Aşağıdakilerden hangisi katı akılcı bir düşünür olarak değerlendirilemez? Aşağıdakilerden hangisi katı akılcı bir düşünür olarak değerlendirilemez? Cevap Tertullianus. Tertullianus veya katı akılcı bir düşünür olarak değerlendirilemez. Locke, John Locke, Clifford, Swinburne ve Aquinas katı akılcı düşünürlerdendir. John Locke, Clifford, Swinburne ve Aquinas katı akılcıdır. Şöyle kodlayabiliriz bu soru çıkarsa. Turtle katı atıklarda yürümez. Bu şekilde kodlayalım. 17. soru.
Arızalı paraşütle bir ot yanına düşen meşhur paraşütçünün oraya düşmüş olması sadece şans eseridir. Bu olaya doğrudan hiçbir ilahi müdahale karışmış gibi görünmüyor diyen düşünür ve eseri. Cevap D şıkkı Paul Devios, Tanrı ve Yeni Fizik. Anahtar kavram arızalı paraşüt. Parasız Devios arızalı paraşütüyle ot yanına düşmüş şeklinde kodlayabiliriz. 18. Vahyin muhtevasının bir dizi hakikat değil, Tanrı'nın zatı olduğunu savunan vahiy hangisidir? Cevap C. Kişi merkezli vahiy. Tanrı'nın vahyin muhtevasının Tanrı'nın zatı. 2. Kişi vahyin muhtevasıyla Tanrı'nın zatına ulaşır şeklinde kodlayabiliriz. 19. soru. Kaynağını 18. yüzyılın ilki gelişmesi olan aydınlanma rasyonizminde ve yüksek eleştiriciliğin gelişmesinde gören vahiy anlayışı. Aydınlanma rasyonizmi arkadaşlar, anahtar kavram liberal vahiy. Liberal aydınlar şeklinde kodlayabiliriz. 20. soru. Dinler asıl itibariyle insani değil de ilahidir. Dolayısıyla onlar hakkında hüküm vermek insana düşmez. Bu dünyada cezayı hak eden insanlar her zaman olacaktır ve herkesi kurtarmak endişesiyle hakikat tahrip edilmemelidir. Herkesi kurtarmak endişesiyle hakikat tahrip edilmemelidir arkadaşlar. Bu görüşü savunan C şıkkı dinsel dışlayıcılık. Diğer sorulara geçiyoruz. Arkadaşlar 2014 final sorularıyla devam ediyoruz. Birinci soru. Eğer Tanrı varsa insanın özü de var demektir. Bu öz varlıktan önce gelmek zorundadır. Yani Tanrı varsa özgürlük yoktur. O zaman insan kendi özünü oluşturma imkan ve gücünden yoksundur. Bu imkan ve gücün olabilmesi için Tanrı'nın olmaması gerekir. Arkadaşlar bu görüşün sahibi aşkı Sartre. Bunu da anahtar kavram özden kodlayabiliriz. Öz konsantre. Özgür öz konsantre ürünleri diye kodlayabiliriz. 'Yukarıdakilerden hangileri ateizmin dayandığı gerekçelerdendir? Burada arkadaşlar ateizmin dayandığı gerekçeler kötülük problemi ve ahlaki ve hissi gerekçelerdir. Fakat burada böyle bir seçenek olmadığı için 2 ve 4, 2, 4, 5 seçeneği verilmiş. Fakat doğru cevap 2, 4 olması lazım. 3. soru. Vahiyden yardım görmeyen aklın ahlaki gerçeklerin ne olduklarını bilemeyeceğine inanan düşünür. Burada da cevap Bart arkadaşlar. Vahiyden yardım görmeyen aklın ahlak gerçeklerin ne olduklarını bilemeyeceğine inanan düşünür. Bunu da şöyle yapabiliriz. Bart'ın da vahiyden yardım görmeyen akıl adında bir konferans verdi. 4. soru. Dindar olup ahlaki zafiyetler taşıyan insanlar bulunduğu gibi dindar olmayıp ahlaki erdemler sergilen insanların da olması hangisini destekler niteliktedir? Bu da arkadaşlar cevap din ahlak ilişkisi olacak. Fakat bazı sorunun birinde din ahlak ayrılığı demiş. Din ahlak ilişkisinin başlatında bu konu yer alıyor. O yüzden cevap D şıkkı din ahlak ilişkisi. 5. soru. Arkadaşlar 5. soru. Yukarıdaki ifadelerden hangisi
dini çoğulculuğu savunanların kendi yaklaşımlarını desteklemek için savundukları, sundukları argümanlardan değildir. Burada cevap E şıkkı 2 ve 5. Yani dini çoğulculuğu savunanlar kendi yaklaşımlarını desteklemek için şu an şimdi altını çizeceğimiz kavramları desteklemiyorlar. Yani bunları öne sürmüyorlar. 2. Bir dinin ortaya koyduğu hakikat iddialarıyla diğerinin çatışacağı ve bu çatışmada hangisinin hakikati sunduğunu ispatlanamayacağı açıklardır. Bunu savunmuyorlar. Dinin çoğulculuğu savunanlar. Diğeri de beşincisi. Şayet kurtuluşa tek bir din ulaştırırsa bu durumda Tanrı yarattıklarının büyük çoğunluğunu azaba uğratacak demektir ki bu da onun adaletinden terstir. Bunu da savunmuyorlar. Diğerlerine bakarsınız savundukları kavramlar. Altıncı soru. Hangisi dinsel dışlayıcılık paradigmasının temsilcilerinden biri değildir? Dinsel dışlayıcılık paradigmasının temsilcilerinden değildir. Cevap Karl Rahner. Stalin, Neubing, Hacker ve Neil dinsel dışlayıcılık paradigmasını temsil ediyorlar. Kral Rahner parasızları dışlamıyor. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi dinin temel ilgi alanlarından biri değildir? Dinin temel ilgi alanlarından biri değildir. Cevap değişik bir düşünme biçimi. Dinin temel ilgi alanları Tanrı kavramı, inanç, ibadet ve vahiydir. Düşünme biçimi değil. Aşağıdakilerden hangisinin şekillenmesinde vahyin temel rol oynadığı söylenemez. Hangisinin şekillenmesinde vahyin temel rol oynadığı söylenemez. Cevap adalet anlayışı. Vahiy temelde hangisinde rol oynuyormuş? İman anlayışı, kutsal kitap anlayışı, mucize anlayışı ve Tanrı anlayışı. Dokuzuncu soru. Liberal vahiy anlayış açısından doğrudur diyor. Cevap B şıkkı 1, 2 ve 5 nelermiş bakalım liberal vahiy anlayış açısından doğru olanlar. 1. Liberal vahiy anlayışının kaynağı aydınlanma rasyonalizmi diye isim edilen şeydir. 2. Belli bir tarihsel kitabın insanlar üzerinde özel bir otoriteye sahip olduğu düşünülemez. 5. Mucizevi bir şekilde gerçekleşen kehanetler ve öngörülen olaylar gerçekleştikten sonra kaleme alınmış olaylardır. Bunlar liberal vahiy anlayış açısından doğru olanlar. Diğer ikisi liberal vahiy için doğru değildir. 10. soru. Vahiy kavramını filozoflar için ilginç hale getiren ilahi vahiy kavramını da teolog ve inananlar için hayati bir konu kılan vahiy bu bilmeye, öğrenmeye ve bilgiye dönük yönüdür. İnsanların bir takım şeyleri öğrenme yollarından birisinin o şeylerin onlara açıklanması, bildirilmesi anlamındaki vahiy olduğu açıktır. Bu görüşü savunan B şıkkı Paul Helm. Teolog. Anahtar kavram. Ünlü teolog Paul Helm. Bu şekilde kodlayabilirsiniz. 11. soru. Determinizm prensibini yıkarak indeterminizm kabul edilmesine ve mucizenin akliliği anlayışının gündeme gelmesi neden olan teori cevap C şıkkı Heisenberg teorisi determinizm prensibini yıkarak. Hangisi mucizenin özelliklerinden birisi değildir? Cevap E şıkkı arkadaşlar. Kanunlara uygunluk arz etmesi. 13. soru. Hangisi iman ile inanç arasındaki farklardan değildir? Cevap E şıkkı. İman inançtan daha geniş ve kapsamlı bir kavramdır. Dolayısıyla her inançta bir iman unsuru bulunur.
Ancak her iman inanç değildir. Bu iman ile inanç arasındaki farklardan değildir. Diğerleri imanla inanç arasındaki farklardandır. 14. soru. Bir inancın herhangi bir makul insanı inandıracak şekilde doğru olduğunun gösterilmesi. Bunu mutlak amaç edinen arkadaşlar C şıkkı katı akılcılıktır. Katı akılcılar makul insanları inandırırlar. Bu şekilde kodlayalım. Katı akılcılar makul bir şekilde insanları inandırırlar. Hristiyan skolastik düşüncesine göre son durağı bilgi olan yolun başlangıcı. Bunu da zip olarak kodladık arkadaşlar. Zip. Birincisi zan. İkincisi inanç. Üçüncüsü bilgidir. 16. soru. Hangisi kişi merkezli vahiy modeline imanla ilgili olarak söylenemez? Cevap B şıkkı. Yazılı veya şifahen nakledilmiş Tanrı kelamındaki vahyedilmiş hakikatlerin tasdik edilmesi. Kişi merkezli vahiy de söylenemez. 17. soru. Hangisi din bilim ilişkisinden dinileşme yaklaşımını savunan düşünürlerden değildir? Din bilim ilişkisinden dinileşme yaklaşımını savunan düşünürlerden birisi değildir. Cevap A şıkkı Jean-Jacques Rousseau. Dinileşme yaklaşımını savunanlar Alvin Plantinga, Naki Belattas, Hüseyin Nasr, İsmail Racel Faruk'u. 18. soru. Hangisi din ile bilim arasındaki çatışmanın nedenlerinden birisi değildir? Din ile bilim arasındaki çatışmanın nedenlerinden birisi değildir. Cevap C şıkkı. Dinin insan hayatına ve yaşantısına önem verdiğini söylemek. Bazı soruları böyle hızlı geçiyorum arkadaşlar. 19. Yukarıdaki ifadelerden hangisi din için söylenebilir? Buna da bakarsınız arkadaşlar. Hepsi din için söylenebilen kavramlardan. 20. soru. Bilimle ilgili olarak hangisi söylenemez? Bilimle ilgili olarak hangisi söylenemez? Cevap C şıkkı. Sentetik önermelerle değil, analitik önermelerle ilgilenir. Diğer sorulara geçiyoruz arkadaşlar. 21. soru. İnsan hürriyetini Tanrı'nın adalet sıfatıyla temellendiren düşünce biçimi. İnsan hürriyetini Tanrı'nın adalet sıfatıyla temellendiren düşünce biçimi E şıkkı Mutezile'dir. 'Adalet deyince aklımıza arkadaşlar Mutezile gelsin. Murtaza adaletli adamdır şeklinde kodlayabilirsiniz. 22. soru. Hürriyetin herkes için kabul görecek bir tanımın yapılamamasının nedeni hangisidir? Cevap yaşanan bir tecrübe olması. Hürriyet yaşadıklarından tecrübe kazanmış şeklinde kodlayabiliriz. 23. soru. Kötüyü Tanrı'dan ayrılış olarak nitelendiren düşünür. Cevap Dante'dir. 'Nasıl kodlayabiliriz bunu? Dante. 'Kadınlar kötü dantel yapmaktan ayrıldılar. Bu şekilde
kodlanabilir. Diğer soruya geçiyorum. 24. soru. Hangisi panteizmin ortaya çıkardığı problemlerden birisi değildir? Hangisi panteizmin ortaya çıkardığı problemlerden birisi değildir? Cevap C şıkkı. Panteizm aşkın bir uluhiyet anlayışına yer vermektedir. Panteizm aşkın bir uluhiyet anlayışına yer vermektedir. Bu panteizmle ilgili değildir arkadaşlar. Panteizm aşkın bir uluhiyet anlayışına yer vermez. 25. soru. Tanrı'nın bilgi konusu yapılamayacağını, Tanrı'nın varlığını kabul etmenin bir bilgi meselesinden ziyade bir inanç meselesi olduğunu öne süren delil. Cevap ahlak delili. Tanrı bilgi konusu yapılamaz diyor. Ahlak delili. Diğer testimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar. 2014 bütünleme sınavıyla devam ediyoruz. Birinci soru. Hangisi Seyyid Şerif Cürcani'nin felsefe tanımıdır? Cevap E şıkkı. Felsefe ebedi mutluluğu elde etmek için beşerin takati nispetinde Allah'a benzemeye çalışmasıdır. Seyyid ebedi mutluluğu elde etmeye çalışıyor şeklinde kodlayabiliriz. A şıkkı. Felsefe doğruya varmak. Bu da Eflatun'un görüşüdür. Eflatun doğruya varmaya çalışıyor. B şıkkı. Felsefe var olanın ilk temellerini ve ilkelerini araştıran ilimdir. Bu da Aristo buzdolabının temelini attı. C şıkkı. Felsefe insanın objelere, bütün hakikatlere vakıf olabileceği kadar vakıf olmasını, onların sırrına ermeye çalışması sağlayan ilimdir. Bu da Sinan felsefenin sırrına vakıf olmuş şeklinde kodlayalım. D şıkkı. Felsefe. Bu da arkadaşlar kısaca burada a priori tabiri geçiyor. Bunu da a priori gördüğümüzde bunu karşılığının Platon olduğunu aklımıza getirelim. İkinci soru. Yunan'da felsefi düşüncenin dikkate değer bir seviyeye ulaşmış olmasına rağmen dinle ilgili düşünme ve tartışmalarda dikkate değer bir ilerlemenin olmamasının sebebi hangisidir? A şıkkı. Teistik bir dinin olmaması. Yunan'da teistik bir dinin olmaması. Üçüncü soru. Müşebbihe ve mücessimenin Tanrı hakkında konuşmak için kullandıkları dil, adı üstünde arkadaşlar, müşebbihe teşbihidir. Teşbih, müşebbih. Dördüncü soru. Yukarıdaki ifadelerden hangisi temsili dil için söylenemez? Cevap D şıkkıdır arkadaşlar. Temsili dil için söylenemez. D şıkkı 2 ve 4. Temsili dil için söylenemezler. 2. Tanrı ve yaratıklar arasında analojik bir ilişkin olmadığını söyler. 4. Düzeltiyorum. 2 ve 5. 2. Tanrı ile yaratıklar arasında analojik bir ilişkinin olmadığını söyler. 5. Katı agnostik bir durumun ortaya çıkmasına neden olur. Temsil dil için bunlar söylenemez. Temsili dil için söylenenler, tanrısal özellikli kavramları şekillendirmemize izin vermez. Ancak tanrısal varlığı teyit etmemizi sağlar. İslam düşüncesinde en yaygın kabul gören din dili anlayışıdır. Diğeri de Tanrı'yı sonlu düzenden çıkarılan kavramlarla sadece betimleyerek varlığını ispatlamamıza olanak tanır. Beşinci soru. Modern bilimin nedenselliğiyle birlikte klasik dünya görüşünün ereksel nedenlerinden vazgeçildiği modern dünyada ortaya çıkmış olan Tanrı tasavvuru.
Burada da arkadaşlar anahtar kavram ereksel. Bunu gördüğümüzde aklımıza hemen deizm gelsin. Ereksel deizm şeklinde kodluyorum. Her şey tanrıdadır diyen tanrı tasavvuru hangisidir? Her şey tanrıdadır. Her şey tanrıdadır. Panenteizm ne demiştik? Bunu nasıl kodlamıştık? Çift kutuplu, sağlı, sollu. Her şey tanrıdadır. Panenteizm. Diğeri bunun arkadaşlar. Benzeri panteizm. Bu da her şey tanrıdır. Yani kısa olan panteizm. Uzun olan yani tanrıdadır. Daha eki gelmiş olan panenteizm. Yedinci soru. Dünyanın ve dünyadaki nesnelerin ve organizmaların doğasına ilişkin gözlemlere hiç yer vermeyip tümüyle akla dayanarak Tanrı'nın varlığını ispatlamaya çalışan tümüyle akla dayanarak Tanrı'nın varlığını ispatlamaya çalışan delil arkadaşlar ontolojik delil. Nasıl kodlayabiliriz? Deliye 10 ton delil getirsen aklına dayandıramazsın. Sekizinci soru. Dini tecrübenin bütün ilahi dinlerin ortak noktası olduğunu ileri süren düşünür hangisidir? Dini tecrübenin bütün ilahi dinlerin ortak noktası olduğunu ileri süren düşünür. Cevap Rudolf Otto. Rudolf tecrübesiyle bütün dinlerin ortak noktasını bulmuştur. Dokuzuncu soru. Kötülük problemini felsefe tarihinde ilk defa dile getiren düşünür. Kötülük problemini felsefe tarihinde ilk defa dile getiren düşünür. Epikür'dür. Epikür, kötülük problemini felsefe tarihinde ilk defa dile getiren düşünür. Epikür, kötülük yapanlara ilk felsefik tepkiyi göstermiştir. 10. Evrendeki var olan kötülüklerin insanların daha mükemmel bir seviyeye ulaşmaları için bulunduğunu, kötülüklerin ve iyiliklerin insan özgür iradesiyle ortaya çıktığını belirten teodise. Bu da B şıkkı İranoğuzçu teodise. 'Da anahtar kavram özgür olsun. Özgür İran'a özgür İran'da Rus aramaya gitti. Veya özgür İran'da Rusları gördü. Batı felsefesinde teolojik determinizm ilk olarak aşağıdakilerden hangisi tarafından savunulmuştur? Batı felsefesinde teolojik determinizm ilk olarak kimler tarafından savunulmuştur? E şıkkı Stoalılar. Stoalılar Stoğullar teolojik determinizmi ilk defa savunmuşlardı. 12. soru. Tanrı'nın cüzileri külli bir tarzda bildiğini, tanrısal bilginin bizim bilgimiz gibi duyumlara dayanmadığını, dolayısıyla bu bilginin akla ve zamana bağlı olduğunu savunan düşünür hangisidir? Tanrı'nın cüzileri külli bir tarzda bildiğini savunan arkadaşlar A şıkkı İbn Sina. Sinan külliye yapmış. Bu şekilde kodlayabiliriz. 13. soru. Bilim ve din arasındaki ilişki sorununun başlı başına ele alıp incelenen tek disiplin hangisidir? Cevap arkadaşlar B şıkkı din felsefesidir. Bilim ve din arasındaki ilişki sorununu başlı başına ele alıp inceleyen tek disiplin. Din felsefesi. Hangisi bilim ile dinin ilişkisi konusunda ortaya çıkan yaklaşımlardan birisi değildir? Cevap felsefileşme. E şıkkı felsefileşme. Bilim ile dinin ilişkisi konusunda
Arkadaşlar, ortaya çıkan yaklaşımlar uyuşma, çatışma, ayrışma, dinileşme. On beşinci soru. İslam düşünce tarihinde önemli denilebilecek bir din-bilim çatışmasının olmamasının sebebi hangisi değildir? Arkadaşlar dikkat edin, bazı sorularda hangisidir diye soruyor. Hangisi değildir? Ne değildir? Din-bilim çatışmasının olmamasının sebebi değildir. Cevap E şıkkı. Din adamlarının ortaya koydukları görüşlerin tartışması olarak doğru kabul edilmesi. Arkadaşlar, hangisi değildir diyor burada. Din adamlarının ortaya koydukları görüşlerin tartışması olarak doğru kabul edilmesi. Bu din bilim çatışmasının olmamasının sebeplerinden değildir. Başka bir soruda arkadaşlar hangisidir diye soruyor. Orada da cevap değişik olacak. Kur'an'ın ilim karşısındaki tutumunun son derece olumlu olması. Bu çatışma olmamasının sebeplerindendir. Ama burada değildir dediği için E şıkkı, din adamlarının ortaya koydukları görüşlerin tartışması olarak doğru kabul edilmesi. 16. soru. Değerde nihai olan ve gerçeklikte temel olan şey hakkında verilen hüküm ne denir? Cevap iman. Değerde nihai olan ve gerçeklikte temel olan şey hakkında verilen hüküm ne? İman denir. İmanla ilgili olarak ileri sürülen teorilerin kaynağında hangisi vardır? İmanla ilgili olarak ileri sürülen teorilerin kaynağında hangisi vardır? Cevap C şıkkı, vahiy. İmanla ilgili olarak ileri sürülen teorilerin kaynağında vahiy vardır. 18. soru. Hangisi iman aşamalarından değildir? Cevap B şıkkı, şüphe ve zan. İman aşamalarından değildir. Şüphe ve zan. İman aşamaları dürtü, tepki, kapsamlı bütünleşme, zihinsel kapsayıcılık, davranışlarda gösterme. 19. soru. Hangisi mucizeyi kabul etmeyen düşünce akımlarından birisi değildir? Tabii ki arkadaşlar teizm, yani bizim inancımız. Mucizeyi kabul ediyoruz biz. Diğerleri mucizeyi kabul etmiyor. 20. Mucizeyi bu şeyler bulunmuş olduğu düzenden ayrı ilahi bir güç tarafından yapılan olağanüstü olaylardır şeklinde tanımlayan düşünür ve eseri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bu da arkadaşlar, bu şeyler bulunmuş olduğu düzenden ayrı ilahi bir güç tarafından yapılan olağanüstü olaylardır. Bu şekilde tanımlayan düşünür A şıkkı, Thomas Aquinas ve eseri. Thomas Aquinas olağanüstü mucizeyi olağanüstü olaylar olarak tanımlamıştır. 21. Olağanüstü bir olayı, yaratılmış bir şeyin ortaya çıkışındaki tabii gücün meydana getirdiğinin ötesinde meydana gelebilen bir olay. Olağanüstü bir olay deyince aklımızda arkadaşlar ne demiştik? Olağanüstü bir olay olarak tanımlayan B şıkkı, Thomas Aquinas. 22. soru. Paul Tillich'e göre hangisi bir mucizenin taşıması gereken şartlardan birisidir? Paul Tillich'e göre mucizenin taşıması gereken şartlardan birisidir. Cevap B şıkkı, 1, 3 ve 4. 1. Gerçekliğin rasyonel yapısına zıt olmayan şaşırtıcı bir olay. 3. Vecdi tecrübe içindeki bir işaret olay. 4. Varlığın gizemini ortaya çıkaran ve bir ilahi yol içinde bizimle ilişkisini ifade eden bir olaydır. 23. soru. Hangisi tabi vahiy anlayışına başvurmanın vantiki gerekçelerinden birisidir? Tabi vahiy anlayışına başvurmanın mantığı gerekçelerinden birisidir.
Cevap D şıkkı. Tabiat üstü bir yolla mucizevi bir şekilde gerçekleşen özel vahyin makul olduğunu temellendirebilmem. 24. soru. Hangisi vahyin unsurlarından birisi değildir? Hangisi vahyin unsurlarından birisi değildir? Cevabımız vahyin hakikati. D şık. Vahyin öznesi, alıcısı, vasıtası, neli bunlar vahyin unsurlarındandır. 25. soru. Hangisi dini çoğulculuğun günümüzdeki en önemli tartışma konularından biri olmasının nedenlerinden değildir? Hangisi dini çoğulculuğun günümüzdeki en önemli tartışma konularının biri olmasının nedenlerinden değildir? Cevap arkadaşlar C şıkkı. Batı dünyasında var olan tanrı anlayışının tarihsellik, niyetsellik, bilgi sosyolojisi, dinin sınırları, hermeneutik ve diyalog gibi faktörler nedeniyle değişmeden kalması. Burada hermeneutik arkadaşlar belirleyici unsur. Diğer testimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar, 2013 final sorularıyla devam ediyoruz. Birinci soru. Eğer Tanrı varsa insanın özü de var demektir. Bu öz varlıktan önce gelmek zorundadır. Yani Tanrı varsa özgürlük yoktur. O zaman insan kendi özünü oluşturma imkan ve gücünden yoksundur. Bu imkan ve gücün olabilmesi için Tanrı olmaması gerekir. Şeklindeki bu görüş arkadaşlar A şıkkı Sartre'ye aittir. Anahtar kelimelerimiz öz. Özgür, öz konsantre ürünleri şeklinde kodlayabilirsiniz. İkinci soru. Hangisi ya da hangileri ateizmin dayandığı gerekçelerdendir? Cevap arkadaşlar E şıkkı 2 ve 4. Daha önceki sorularda arkadaşlar. Bu soru 2, 4, 5 şeklinde gelmişti. Burada 2 ve 4. Kötülük problemi ahlaki ve hissi gerekçeler ateizmin dayandığı gerekçelerdendir. Üçüncü soru. Vahiden yardım görmeyen aklın ahlaki gerçeklerin ne olduklarını bilemeyeceğine inanan düşünür. Cevap Bart arkadaşlar. Vahiden yardım görmeyen aklın ne demiştik? Bart'ın da vahiden yardım görmeyen akıl hakkında konferansa katıldı. Dördüncü soru. Dindar olup ahlaki zafiyetler taşıyan insanlar olduğu gibi, dindar olmayıp ahlaki erdemler sergileyen insanların da olması. Bu arkadaşlar cevap din-ahlak ilişkisi. Beşinci soru. Dini çoğulculuğu savunanların kendi yaklaşımlarını desteklemek için sundukları argümanlardan değildir. Bu da çıkmış soru arkadaşlar. Cevap 2 ve 5. Dini çoğulculuğu savunanların dayanaklarından değildir demek istiyor. 2. Bir dinin ortaya koyduğu iddialarıyla diğerinin çatışacağı ve bu çatışmada hangisine katı sunduğunu ispatlanamayacağı aşikardır. Diğeri 5. Şayet kurtuluşa tek bir din ulaştırırsa bu durumda Tanrı yaratıklarının büyük çoğunluğunu azaba uğratacak demektir ki bu da onun adaletine terstir. Bu arkadaşlar bunlar 2 ve 5 dini çoğulculuğu savunanların dayanaklarından değildir. 6. soru. Hangisi dinsel dışlayıcılık paradigmasının temsilcilerinden değildir? Dinsel dışlayıcılık paradigmasının temsilcilerinden biri değildir. Cevap A şıkkı Karl Rahner.
Neil, bunlar dinsel dışarıcılık paradigmasının temsilcilerindendir. Karl Rahner değildir. Kral Rahner parasız insanları dışlamaz şeklinde kodlayabiliriz. Yedinci soru. Hangisi dinin temel ilgi alanlarından biri değildir? Dinin temel ilgi alanlarından biri değildir. Cevap D şıkkı düşünme biçimi. Dinin temel ilgi alanları Tanrı kavramı, inanç, ibadet, vahiydir. Sekizinci soru. Vahyin aşağıdakilerden hangisinin şekillenmesinin temel rol oynadığı söylenemez. Bu da çıkmış sorulardan arkadaşlar. Adalet. Dokuzuncu soru. Liberal vahiy anlayışı açısından doğrudur demiş. Cevap 1, 2 ve 5. B şıkkı. Liberal vahiycilerin dayanakları. Liberal vahiy açısından. Liberal vahiy anlayışı açısından doğru olanlar. 1. Liberal vahiy anlayışının kaynağı aydınlanma rasyonalizmidir. 2. Belirli bir tarihsel kitabın insanların üzerinde özel bir otoriteye sahip olduğu düşünülemez. Ve 5. Mucizevi bir şekilde gerçekleşen kehanetler ve öngörülen olaylar gerçekleştikten sonra kaleme alınmış olaylardır. 10. soru. Vahiy kavramını filozoflar için ilginç hale getiren, ilahi vahiy kavramını da teolog ve inananlar için hayati bir konu kılan, vahyin bu bilmeye, öğrenmeye ve bilgiye dönük yönüdür. İnsanların bir takım şeyleri öğrenme yollarından birisinin o şeylerin onlara açıklanması, bildirilmesi anlamındaki vahiy olduğu açıktır. Bu görüşün sahibi Paul Helm'dir arkadaşlar. Bu da anahtar kavram teolog. Teolog Paul Helm. 11. soru. Determinizm prensibini yıkarak indeterminizm kabul edilmesine ve mucizenin nakliliği anlayışını gündeme gelmesine neden olan teori Heisenberg teorisi. Burada çıkmış sorular arkadaşlar. Determinizm prensibini yıkarak. 12. soru. Hangisi mucizenin felsefi tartışmalara neden olan özelliğidir? Cevap dini öneme haiz bir olay olması. 13. soru. Hangisi ya da hangileri mucizenin felsefi bir değere sahip olması için taşıması gereken özelliklerindendir? Özelliklerdendir demiş. Cevap E şıkkı 1 ve 3. 1. Mucizeler olağanüstü olaylar olmalıdır. 3. Dini bir öneme haiz olmalıdır. 14. soru. Hangisi iman ile inanç arasındaki farklardan biri değildir? Cevap. İman inançtan daha geniş ve kapsamlı bir kavramdır. Dolayısıyla her inançta bir iman unsuru bulunur ancak her iman inanç değildir. 15. soru. Bir inancın herhangi bir makul insanı İkna edici şekilde doğru olduğunun gösterilmesini mutlak amaç edinen iman, ne demiştik buna? Katı akılcılık. Anahtar kavram makul insan. Katı akılcılar makul insanları inandırmaya çalışıyor. 16. soru. Hristiyan psikolojik düşüncesine göre son durağı bilgi olan yolun başlangıcı, ne demiştik? Zan. İnanç ve bilgi. Başlangıcı zan. 17. Hangisi kişi merkezli vahiy modelinde iman ilgili olarak söylenemez? Cevap B şıkkı. Yazılı veya şifahen nakledilmiş Tanrı kelamındaki vahyedilmiş hakikatlerin tasdik edilmesidir. 18. Hangisi din-bilim ilişkisi açısından dinleşme yaklaşımını savunan düşünürlerden değildir? Cevap A şıkkı Jean-Jacques Rousseau.
dinileşme yaklaşımını savunanlar Alvin Plantinga, Nakib El Attas, Hüseyin Nasr, İsmail Raci El Faruki. Russo. Ruslar din bilim dinileşme yaklaşımını savunmaz. Ruslar dini savunmaz. 19 Din ile bilim arasındaki çatışmanın nedenlerinden biri değildir. Din ile bilim arasındaki çatışmanın nedenlerinden biri değildir. Cevap C şıkkı. Dinin insan hayatına ve yaşantısına müdahale ettiğini kabul etmek. Din ile bilim arasındaki çatışmanın nedenlerinden biri değildir. Dinin insan hayatına ve yaşantısına müdahale ettiğini kabul etmek. Din ile bilim arasındaki çatışmanın nedenleri. Dini, bilimin özelliklerini ve işlevlerini de kapsayacak şekilde algılamak. Bilimi, dinin özelliklerini ve işlevlerini karşılayacak biçimde anlamak. Din ile bilimi birbirine karıştırmak. Aynı alanlarda egemenlik kurmaya çalışmak. Dinle bilimin çatışmasının nedenlerinden olmayan, dinin insan hayatına ve yaşantısına müdahale ettiğini kabul etmek. 20. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri din için söylenemez? Cevap D şıkkı 2 ve 5. Din için söylenemez. Neymiş bunlar? Din için söylenemeyecek olanlar. Din sadece maddi alemin dışında kalan, ölçülebilme özelliği olmayan, fizik ötesi bir aleme ve bu alem ile evreni yaratan, şekillendiren bir varlığı olan olumlu inanca dayanır. 5. Din, insanların fizik alemde toplumsal olarak nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgiler verdiği gibi, bireysel olarak da fizik ötesi alemdeki durumlar hakkında bir takım bilgiler sunar. Bunlar din için söylenemez arkadaşlar. 21. soruya geçiyoruz. Bilimle ilgili olarak hangisi söylenemez? Bilimle ilgili olarak hangisi söylenemez? Cevap C şıkkı. Sentetik önermelerle değil, analitik önermelerle ilgilenir. 22. soru. İnsan hürriyetinin Tanrı'nın adalet sıfatıyla temellendiren düşünce hemen aklımıza Mutezile gelecek. Adalet denince Murtaza adaletli adamdır şeklinde kodlayabiliriz. 23. soru. Hürriyetin herkes için kabul görecek bir tanımın yapılamamasının nedeni hangisidir? Cevap E şıkkı, yaşanan bir tecrübe olması. 24. yaşadıklarından tecrübe kazanmış. 24. Kötüyü Tanrı'dan ayrılış olarak nitelendiren düşünür hangisidir? Kötüyü Tanrı'dan ayrılış olarak nitelendiren düşünür. Cevap Dante. 24. Kötü dantelden ayrılmak lazım. 25. Hangisi panteizmin ortaya çıkardığı problemlerden biri değildir? C şıkkı, panteizm Tanrı'nın ilmi, kudreti, iradesi, merhameti ve adaleti gibi konularda bir takım kelami problemler üretmektedir. 26. soru. Tanrı'nın bilgi konusu yapılamayacağını, Tanrı'nın varlığını kabul etmenin bir bilgi meselesinden ziyade bir inanç meselesi olduğunu öne süren delil hangisidir? Cevap ahlak delili. Tanrı'nın bilgi konusu yapılamayacağını. 27. Ahlaklı kişiler Tanrı'yı bilgi konusu yapmazlar. 27. Batı dünyasının temsili dili savunan en önemli filozof hangisidir? Ne demiştik buna? C şıkkı Thomas Aquinas. Thomas ülkesini Atina'da temsil ediyor şeklinde kodlamıştık.
28. Hangisi din felsefesi ile kelam arasındaki farklardan biri değildir? E şıkkı cevap. Kelam normatif yani kural koyucu bir bilimdir. Din felsefesi ise normatif değildir. 29. Din felsefesinin konusu hakkında hangisi söylenemez? Cevap E şıkkı. Din felsefesinin konusu realiteden bir parça olan insanın bütün bir realite ile olan münasebetlerini incelemektir. 30. soru. El aldığı konuyu konuya göre tarihi, ilmi ve mantıklı bütün verileri dikkat alarak incelemek. Bütün verileri deyince arkadaşlar cevap B. Şumullülük. Diğer testimize geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar 2013 bütünleme soruları. Birinci soru. Bu da çıkmış sorulardan. Seyit Şerif Cürcani'nin felsefe tanımıdır. Cevap E şıkkı. Felsefe ebedi mutluluğu elde etmek için beşerin takadi nispetinde Allah'a benzemeye çalışmasıdır. Seyit ebedi mutluluğu elde etmeye çalışıyor şeklinde kodlayabiliriz dedik. A şıkkı Eflatun doğruya varmaya çalışıyor. B şıkkı Aristo buzdolabının temelini atmış. C şıkkı İbn Sina aittir. İbn Sina felsefenin sırrına vakıftır. D şıkkı a priori deyince aklımıza ne gelecek? Platon ve Platoncular. İkinci soru. Yunan'da felsefi düşünce dikkate değer bir seviyeye ulaşmış olmasına rağmen dinle ilgili düşünme ve tartışmalarda dikkate değer bir ilerlemenin olmamasının sebebi hangisidir? Cevap A şıkkı teistik bir dinin olmaması. Üçüncü soru. Bu da çıkmış soru arkadaşlar. Müşebbihe ve mücessimenin Tanrı hakkında konuşmak için kullandıkları delil arkadaşlar üstünde teşbihi delil. Teşbih, müşebbih. Dördüncü soru. Temsili dil için doğru olduğu söylenemez. Cevap D şıkkı 2 ve 5. Temsili dil için doğru olmayanlar 2. Tanrı ile yaratıklar arasında analojik bir ilişkinin olmadığını söyler. 5. Katı agnostik bir durumun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Beşinci soru. Klasik dünya görüşünün ereksel nedenlerden vazgeçilerek modern dünyada ortaya çıkmış olan Tanrı tasavvuru. Ne demiştik arkadaşlar? Ereksel kavramını neyle eşitleyeceğiz? C şıkkı deizm. Ereksel değişim. Ereksel deizm. Her şey Tanrı'dadır diyen Tanrı tasavvuru. Her şey Tanrı'dadır. Cevap C şıkkı panenteizm. Her şey Tanrı'dır. Daha kısa olan kavram panteizm. Panenteizmin diğer bir özelliği neydi arkadaşlar? Çift kutuplu uluhiyet anlayışı. Yedinci soru. Dünyanın ve dünyadaki nesnelerin ve organizmaların doğasına ilişkin gözlemlere hiç yer vermeyip tümüyle akla dayanarak Tanrı'nın varlığını ispatlamaya çalışan delil. Ontolojik delil. Buna ne demiştik arkadaşlar? Deliye 10 ton delil getirsen aklına dayandıramazsın. Sekizinci soru. Dini tecrübenin bütün ilahi dinlerin ortak noktası olduğunu ileri süren düşünür hangisidir? Cevap B şıkkı Rudolf Otto. Rudolf tecrübesiyle dinlerin ortak noktalarını bulmaya çalışmış. Dokuzuncu soru. Kötülük problemini felsefe tarihinde ilk defa dile getiren düşünür. Cevap A şıkkı Epikür. Onuncu soru. Evrendeki var olan kötülüklerin insanların daha mükemmel bir seviyeye ulaşmaları için bulunduğunu, kötülüklerin ve iyiliklerin insan özgürlüğüyle ortaya çıktığını.
Bu şekilde düşünen teolojisi arkadaşlar B. İranosçu teolojisi. Özgür İran'da Rus bulamamış. 11. Batı felsefesinde teolojik determinizm ilk olarak hangisi tarafından savunulmuştur? Batı felsefesinde teolojik determinizm arkadaşlar Stoalılar tarafından savunulmuştur. 12. Tanrı'nın cüzileri külli bir tarzda bildiğini, bu bilginin duyumlara dayanmadığını, akla ve zamana bağlı olduğunu savunan düşünür. Tanrı'nın cüzileri külli bir tarzda bildiğini ne demiştik arkadaşlar buna? İbn Sina külliye yapmış şeklinde kodlamıştı. Bilim ve din 13. Bilim ve din arasındaki ilişki sorununun başı başına ele alıp incelenen tek disiplin. Bu da arkadaşlar B şıkkı din felsefesi. 13. soru. Hangisi bilim ile dinin ilişkisi konusunda ortaya çıkan yaklaşımlardan biri değildir? Bilim ile dinin ilişkisi konusunda ortaya çıkan yaklaşımlardan birisi değildir. Cevap arkadaşlar felsefileşme. 15. soru. İslam düşünce tarihinde din bilim çatışmasının olmamasının en önemli sebebi hangisidir? Bakın arkadaşlar hangisidir diye soruyor. Daha önce de hatırlatmıştım size. Hangisindir soruyor. Diğer bir soruda da hangisi değildir şeklinde soruyor. Burada en önemli sebebi D şıkkı Kur'an'ın ilim karşısındaki tutumunun son derece olumlu olması. 16. soru. Değerde nihai olan ve gerçekte temel olan şey hakkında verilen hükme. A şıkkı iman. Değerde nihai olan ve gerçeklikte temel olan şey hakkında verilen hükme imandır. 17. İmanla ilgili olarak ileri sürülen teorilerin kaynağında hangisi vardır? Tabii ki de vahiy vardır. 18. Hangisi iman aşamalarından birisi değildir? Cevap şüphe zan. Şüpheyle iman olmaz arkadaşlar. Hangisi mucizeyi kabul etmeyen düşünce akımlarından birisi değildir? Kabul etmeyen düşünce akımlarından birisi değildir arkadaşlar. Süreç teolojisi. Yirminci soru. Mucizeyi bu şeyler bulunmuş olduğu düzenden ayrı ilahi bir güç tarafından yapılan olağanüstü olaylardır. Ne demiştik? Mucizeyi olağanüstü olaylardır şeklinde tarif eden Thomas Aquinas'tır. 21. Bu da çıkmış soru. Olağanüstü bir olayı, yaratılmış bir şeyin ortaya çıkışındaki tabii gücün meydana getirdiğinin ötesinde meydana gelebilen bir olay olarak tanımlayan düşünür. Ne demiştik? Olağanüstü bir olay deyince aklımıza Thomas Aquinas gelecek. 22. soru. Paul Tillich'e göre hakiki bir mucizenin taşıması gereken şartlarından biridir. 22. soru. Paul Tillich'e göre hakiki bir mucizenin taşıması gereken şartlarından birisidir. Cevap B şıkkı 1, 3 ve 4. Paul Tillich'e göre gerçekliğin rasyonel yapısınızda olmayan şaşırtıcı bir olaydır mucize. Üçüncüsü, vecdi bir tecrübe içindeki bir işaret olay olarak kavranabilir. Dördüncüsü, varlığın gizemini ortaya çıkaran ve bir ilahi yol içinde bizimle ilişkisini ifade eden bir olaydır. 23. soru. Hangisi tabii vahiy anlayışına başvurmanın mantıki gerekçelerinden birisidir? Hangisi
tabi vahiy anlayışına başvurmanın mantıki gerekçelerinden birisidir. Cevap D şıkkı. Tabiat üstü bir yoldan mucizevi bir şekilde gerçekleşen özel vahyin makul olduğunu temellendirebilmek. Tabi vahiy anlayışına başvurmanın mantıki gerekçelerinden birisidir. D şıkkı. Tabiat üstü bir yoldan mucizevi bir şekilde gerçekleşen özel vahyin makul olduğunu temellendirebilmek. 24. Hangisi vahyin unsurlarından biri değildir? Cevap, vahyin hakikatidir arkadaşlar. Değişik. Vahyin öznesi, alıcısı, vasıtası ve vahyin nebi, vahyin unsurlarındandır. 25. Semitik dinlerin öğretilere dikkat alındığında ortaya çıkan sonuçlardan değildir. Cevap, değişik 1 ve 3. 1. Tanrı evrene dilediği gibi müdahale eder. 3. Tanrı insanları uyarmak için peygamber gönderir. Bunlar Semitik dinlerin öğretileri dikkate alındığında ortaya çıkan sonuçlardan değildir. 26. soruya geçiyoruz. Hangisi dini çoğulculuğun günümüzdeki en önemli tartışma konularından biri haline gelmesinin nedenlerinden biri değildir? Cevap. Batı dünyasında var olan Tanrı anlayışının tarihsellik, niyetsellik, bilgi sosyolojisi, dilin sınırları, hermanötik ve diyalog faktörler nedeniyle değişmeye başlaması. 27. soru. Hangisi düşünce tarihinde ortaya çıkan dinle ahlak arasındaki ilişki şekillerinden birisi değildir? Cevap. Din, ahlak, benzerliği. Din ile ahlak arasındaki ilişki şekillerinden birisi değil. Din ile ahlak arasındaki ilişki şekillerinden olanlar, din ahlak özdeşliği, din ahlak ayrılığı, din ahlak ilişkisi ve ahlak teorisidir. 28. soru. Hangisi insan aklının vahiyden bağımsız olarak ahlak ilkelerinin bilgisine sahip olabileceğini savunur? İnsan aklının vahiyden bağımsız olarak arkadaşlar, bu düşünce Mutezile'nin düşüncesidir. Akla önem verdikleri için. 29. Hangisi klasik felsefe ve ilahiyat literatüründe ateist ve ateizm anlamında kullanılan kelimelerden biri değildir? Bu da kolay soru arkadaşlar. Cevap Dürzi. 30. Bir insanın yaşamını sanki Tanrı yokmuşçasına sürdürmesi, dini inançlara, değerlere ve tapınmalara karşı duyarsız olarak kalması. Cevap arkadaşlar fiili ateizm. 'Fiil ateizmi görünce o yokmuşçasına onu ezdi geçti. Diğer testimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar. 2012 final sorularındayız. Birinci soru. Din felsefesinin diğer din bilimlerinden ayıran en temel özellik hangisidir? Din felsefesini diğer din bilimlerinden ayıran en temel özellik A şıkkı normatif oluşudur. İkinci soru. Din ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Din ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Cevap D şıkkı insanları kaderci kılar. Bu anlayış doğru değil. Üçüncü soru. Eski Yunan'da din felsefesinin gelişmemiş olmasının sebebi hangisidir? Eski Yunan'da din felsefesinin gelişmemiş olmasının sebebi C şıkkı İslam ve Hristiyanlık gibi teistik bir dinin olmamasıdır. Dördüncü soru. Hangisinde Türkiye'de din felsefesi alanında yazılmış ilk makale ve yazarı doğru olarak verilmiştir? Türkiye'de din felsefesi alanında yazılmış ilk makale ve yazarı. Cevap A şıkkı felsefeyi edyan Memduh Süleyman. Memduh Süleyman'ın eseri felsefeyi edyan. Memduh Süleyman
din felsefesi alanında ilk makale yazan kişidir. Beşinci soru. İnsan için kullanılan kavramların ne olduğu gibi Tanrı'ya atfedip insan için kullanılan kavramların ne olduğu gibi Tanrı'ya atfedildiğini ne de Tanrı'nın niteliklerinden tamamen farklı olduğunu söyleyenlerin kullandıkları dil aşağıdakilerden hangisidir? Temsili dildir arkadaşlar. İnsan için kullanılan kavramların ne olduğu gibi Tanrı'ya atfedileceğini ne de Tanrı'nın niteliklerinden tamamen farklı olduğunu söyleyenlerin kullandıkları dil. İnsan için kullanılan kavramlar olduğu gibi Tanrı'ya atfedilmez arkadaşlar. Buna temsili dil denmiş olur. 6. İlk hareket ettirici olarak Tanrı aleme hareket vermiş olmasına karşın alemi yaratmadığı gibi ona bir müdahalede bulunmaz. Bu görüşün sahibi arkadaşlar E şıkkı Aristoteles. 7. Aristo buzdolabını ilk çalıştıran kişi ona müdahale edememiş. 7. soru. Tanrı hakkında kullanılan terimlerin sözlük anlamlarını bozmaksızın olduğu gibi kabul eden, Tanrı ile onun yaratığı olan insan arasındaki sonsuz farkı göz önünde bulundurarak burada herhangi bir benzetmeye de gitmeyen akım hangisidir? Arkadaşlar benzetmeye gitmeyen, olduğu gibi kabul eden, benzetmeye gitmeyen deyince aklımız hemen Selefi'ye gelecek. 8. soru. İnsan bu dünyada nihai iyiliği gerçekleştirme arzusuna sahiptir. Ancak dünya sonlu ve insan ömrü de sınırlı olduğu için bu arzu bu dünyada gerçekleşmemektedir. O halde bu arzunun gerçekleşebileceği bir alan olmalıdır. Bu arzunun gerçekleşmesi için ruhun ölümsüz olması gerekir. Ruhun ölümsüzlüğü için ebedi bir yaşamın olması gerekir. Bu iki şeyin olması için de Tanrı'nın bulunması gerekir. Bu görüşün sahibi arkadaşlar Kant'tır. Kant, ruhun ölümsüzlüğü için Tanrı'nın gerekliliğini savunur. Kant der ki, kan çıksa ne olur? Ruh ölümsüzdür. 9. Kötülük problemini sınırlı Tanrı anlayışıyla çözümlemeye çalışan düşünür. A şıkkı without. Ne demiştik? Sınırlı sayıda üretilen without buzdolabı kötü çıkmış. 10. soru. Yukarıda verilen önerme Tanrı'nın varlığıyla ilgili hangi delile işaret etmektedir? Arkadaşlar önermeler. Tanrı ile bir. Birinci önerme Tanrı ile en yüksek derecede kemale sahip bir varlık kastedilmektedir. İki önerme varlık bir kemaldir. Sonuç o halde Tanrı vardır. Bu önerme ile ilgili Tanrı'nın varlığı ile ilgili olarak hangi delil kullanılmıştır arkadaşlar? Ontolojik delil yani akıl kullanılır. 11. soru. Hangisi panteizme yöneltilen eleştirilerden biri değildir? C şıkkı sonluyla sonsuz arasındaki bağlantıyı iyice kurarak birliğe ulaşmada başarılı olmuştur. 12. İslam düşüncesinde ortaya konulan teodisiler kaç kısma ayrılır? B şıkkı 3. 13. soru. Evrenselliği kabul etmekle birlikte insanın da nedenler arasında sayılması gerektiğini ileri sürerek
ona belli bir özgürlük alanı tanıyan determinizm. Alımlı determinizmdir arkadaşlar. A şıkkı. Belli bir özgürlük alanı tanıyan. Özgür ılık bir süt. Özgür ılık süt içti. On dört. Teolojik determinizm en çok hangi çağda tartışılmıştır? Teolojik determinizm en çok arkadaşlar B şıkkı orta çağda tartışılmış. Evin ortasında televizyon izliyoruz. 15. Din-bilim ilişkisinde dinileşme yaklaşımını aşağıdaki düşüncelerden hangisi savunmaktadır? Din-bilim ilişkisinde dinileşme yaklaşımını aşağıdaki düşüncelerden hangisi savunmaktadır? Cevap E şıkkı Seyit Hüseyin Nasr. Hüseyin, dinileşme yaklaşımı toplantısında seyitleri de çağırmıştır. On altıncı soru. Bilimin ulaştığı sonuçların her türlü çelişkiden uzak, kendi içinde tutarlı olmasını istemek şeklinde ifade edilen özelliği. Bilimin ulaştığı sonuçların her türlü çelişkiden uzak, kendi içinde tutarlı olmasını istemek şeklinde ifade edilen özelliği mantıksallıktır. Mantıklı olursak çelişkiden uzaklaşırız. On yedinci soru. Hristiyan düşüncesinde akıl iman ilişkisiyle ilgili olarak hangi sıralama doğrudur? Ne demiştik arkadaşlar bunu? Hristiyan düşüncesi için zip diye kodlamıştık. Zan, inanç ve düzeltiyorum. Zan, iman ve bilgi. Daha önceki kodlamalarda da arkadaşlar zan, inanç, bilgi diye demiş olabilirim. Zan, iman ve bilgi olacak. Yani C şıkkı. 18. İmanı tamamen bireyin içselliğinin sonsuz tutkusu ile nesnel kesinsizlik arasındaki çelişki olarak gören düşünür. Kierkegaard. B şıkkı. İmanı tamamen bireyin içselliğinin sonsuz tutkusu ile nesnel kesinsizlik arasındaki çelişki olarak gören düşünür. Hangisidir? Kierkegaard. Tutkulu adam Kierkegaard. Sonsuz tutkulu adam Kierkegaard olarak kodlayabiliriz. Vahyi doğrulamak üzere müracaat edilen harici delil aşırıların hangisidir? Tabii ki de mucizedir arkadaşlar. 20. soru. Dinin uygulanması açısından dünyayı sarsıcı çapta önemi olan ve büyük mesajları ifade eden vahiy hangisidir? Cevap büyük vahiydir arkadaşlar. Büyük mesajlar diyor arkadaşlar. Buradan kodlayalım. 21. soru. Hangisi mucizelerin Evet arkadaşlar. Hangisi mucizelerin akliliği anlayışının gündeme gelmesine sebep olmuştur? Cevap A şıkkı. Atomun parçalanmasıyla Heisenberg teorisinin determinizm prensibini yıkarak indeterminizmi kabul etmesi. Mucizelerin akliliği anlayışının gündeme gelmesine sebep olmuştur. 22. soru. İyilik ve kötülük gibi ahlaki değerlerin ontolojik manada objektifliğini savunan İslam düşünce ekolü hangisidir? İyilik ve kötülük gibi ahlaki değerlerin
ontolojik manada objektifliğini savunan İslam düşünce ekolü hangisidir? A şıkkı Maturidilik. Ontolojik manada objektifliği savunan Maturidiliktir. 23. Yaratılmış varlıklar mucizeyi yapmaktan men edildikleri için ondan aciz değil, onların bunu yapmaya güçlerinin yetmemesi nedeniyle onu yapmaktan acizdirler diyen İslam alimleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Cevap B şıkkı Eşari Bakırlani. Yaratılmış varlıklar mucize yapmaktan men edildikleri için ondan aciz değil. 24. soru. Diğer dinleri değersiz olarak görmek yerine onları kesin ve doğru olan bir dinin bazı yönlerini yansıtan veya ona doğru bir yönelim oluşturan yapılar olarak gören yaklaşıma ne ad verilmektedir? Diğer dinleri değersiz olarak görmek yerine onları kesin ve doğru olan bir dinin bazı yönlerini yansıtan veya ona doğru bir yönelim oluşturan yapılar olarak gören yaklaşıma ne ad verilmektedir? Dinsel kapsayıcılık. Yirmi beşinci soru. Tanrı'nın varlığına inanmamakla birlikte onun varlığını ve yokluğunu tartışma konusu yapmayıp bu konulardan uzak durmayı tercih eden ateizm çeşidi. İlkisizlerin ateizmi arkadaşlar. C şıkkı. 26. Tanrı tamamıyla bizim algı alanımızın dışındadır. Bu nedenle herhangi bir dinsel geleneğin bu alanımızın dışındaki mutlak ilahi sır hakkında tek ve son sözü sahip olması düşünemez. Mutlak, bağlayıcı ve nihai normlara yönelik herhangi bir iddia hem gayri ahlaki hem de diğerlerini sömürücü niteliktedir. Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki verilen paradigmalardan hangisini savunmaktadır? Dinsel çoğulculuk. Mutlak bağlayıcı ve nihai normlara yönelik herhangi bir iddia hem gayri ahlaki hem de diğerlerini sömürücü niteliktedir. Dinsel çoğulculuk. 27. soru. Dinin kaynağını insan psikolojisinden kaynaklanan bir takım korkulara ve arzulara bağlayan düşünür hangisidir? Dinin kaynağını insan psikolojisinden kaynaklanan bir takım korkulara ve arzulara bağlayan düşünür. Fred'dir arkadaşlar. Bu da çıkmış sorulardan. Psikoloji ve korkudan burada aklımıza gelsin. Fred'in psikolojisi bozulmuş ve korkmaya başlamış. 28. İnsanın ahlakı tecrübesinden hareket ederek ilahiyatı temellendirmeye ve bu şekilde ahlakı yana ağır basan bir ilahiyata yönelen ahlak anlayışı hangisidir? Cevap: ahlak teolojisi. 29. soru. Tanrı'nın varlığını reddetmekle birlikte dini inançlarla veya dindarlarla bir problemi bulunmayan, buna karşın kendi dünyalarında yaşayan ve işlerine kapanan kişilerin temsil ettiği fiili ateizm çeşidi. Bu da pasif ateizmdir arkadaşlar. Dindarlarla bir problemi bulunmayan.
Tanrı'nın varlığını reddetmekle birlikte din varlığı problemi bulunmayan pasif ateizmdir. 30. soru. Din ve dindarlarla ve her zaman mücadele etmeyi ve insanları dinden uzaklaştırmayı kendilerine amaç edinen, o yüzden militan ya da eylemci ateistler, militan ya da eylemci ateistler olarak da isimlendirilen düşünürler arasında hangisi yer almaz? Cevap E şıkkı David Hume. Militan ya da eylemci ateistler Feuerbach, Nietzsche, Fred ve Marx. Diğer teste geçiyoruz arkadaşlar. Son testimiz. 2012 bütünleme sınavı arkadaşlar. Hangisi felsefi yaklaşımın özelliklerinden biri değildir? Cevap ayrıştırma. Felsefi yaklaşımın özelliklerinden değildir. İkinci soru. Din felsefesi insanla varlık arasındaki ilişkiyi hangi açıdan ele almaktadır? Din felsefesi insanla varlık arasındaki ilişkiyi hangi açıdan ele almaktadır? Cevap insanın dini kişiliği. 3. Bir şey acaba kendi başına iyi olduğu için mi Tanrı tarafından emredilmiştir? Yoksa onun iyiliği Tanrı'nın onu emretmesi nedeniyle midir? Bu soru arkadaşlar din felsefesinin problemlerinden ahlakla ilgili bir sorudur. 4. soru. Hangisi tenzihi dili savunmamıştır? Tenzihi dili savunmamıştır. Cevap E şıkkı Thomas Aquinas. Tenzihi dili savunanlar Pilon, İbn Sina, İbn Meymun, Plotinus. Beşinci soru. Bir şey kendi dışındaki bir gerçekliği temsil ediyorsa veya onun yerine geçiyorsa tabiri arkadaşlar sembolik dili temsil ediyor. Sembolik dil onun yerine geçiyorsa kavramı aklımıza sembolik dili getirecek. Teolojik dilin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir? Teolojik delilin diğer adı nizam ve gayedir. Nizam ve gaye telefonda konuşuyor. 7. soru. Klasik dini düşünürde hudus, imkan, hareket ve değişim kavramlarıyla ifade edilen delil kozmolojik delildir. 8. soru. Tanrı'yı her şeyi bilen, her şeyi gücü yeten olarak ezeli, ebedi, mutlak iyilik, irade ve hürriyet sahibi, kendinden başka bütün varlıkların mutlak yaratıcısı olarak düşünen teizm kavramıdır arkadaşlar. Çift kutuplu uluhiyet anlayışı olarak da adlandırılan akım çift kutuplu değişikli panenteizmdir. Çift kutuplu çizginin hem sağında hem solunda arkadaşlar çift kutuplu bu şekilde kodlayın. 10. İnsan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan ve başkalarına zarar veren olaylar hangisiyle isimlendirilmektedir? İnsan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan ve başkalarına zarar veren olaylar. Cevap ahlaki kötülük. İnsan eylemlerinin sonucunda ortaya çıkan ve başkalarına zarar veren olaylar. Ahlaki kötülüktür. 11. İranos'un görüşlerinden hareket eden Tanrı'nın insanı baştan bilgisel ya da ruhsal olarak mükemmel bir biçimde yaratmayıp onu kendini özgür iradesiyle geliştirebilecek bir biçimde yarattığını ileri süren düşünür John Hick'tir arkadaşlar.
Anahtar kavram İranus. John İran'da hiç Rus görmemiş şeklinde kodlayabilirsiniz. 12. Evrendeki her şeyin nedeni fiziksel güçlere değil de evrenden ayrı bir takım metafiziksel güçlere bağlayan akım. Metafiziksel güçler, metafiziksel deyince aklımıza arkadaşlar fatalizm gelecek. Fatih Mete ile fizik çalışmaya gitti. Onuç. Demirden evren ifadesi hangi düşünüre aittir? Demirden evren ifadesi William James. Vanlı jandarma demirden ev yaptı. Bilimin benzer koşullar altında belli bir yöntemle daima aynı sonuçların elde edilmesi esasına bağlı olmak şeklinde ifade edilen özelliği genelleyiciliktir. 15. soru. Diğer dinlerde garip kalan felsefenin İslam'da kendisine yer edindiğini belirterek İslam'da aklın önemine vurgu yapan düşünür A şıkkı Elmalılı Hamdi yazır. 16. Hangisi katı akılcı bir düşünür olarak değerlendirilemez? Arkadaşlar cevap E şıkkı Tertullianus katı akılcı bir düşünür olarak değerlendirilemez. Tırtıl katı atıklar üzerinde yürümez şeklinde kodlayabilirsiniz. 17. Arızalı paraşütle bir ot yanına düşen meşhur paraşütçünün oraya düşmüş olması sadece şans eseridir. Arkadaşlar bu şekilde düşünür ve eseri D şıkkı Paul Devius Tanrı ve Yeni Fizik. Parasız Devius arızalı paraşütle ot yanına düşmüş. On sekizinci soru. Vahyin muhtevasının bir dizi hakikat değil Tanrı'nın zatı olduğunu savunan vahiy anlayışı kişi merkezli vahiydir. Kişi vahyin muhtevasına kişi vahyin muhtevasıyla Tanrı'nın zatına ulaşır. 19. Kaynağını 18. yüzyılın iki gelişmesi olan aydınlanma rasyonizminde ve yüksek eleştiriciliğin gelişmesinde gören vahiy anlayışı. Aydınlanma rasyonizmi deyince aklımıza arkadaşlar liberal vahiy gelecek. Liberal aydınlar. 20. soru. Dinler aslı itibariyle insani değil, ilahidir. Dolayısıyla onlar hakkında hüküm vermek insana düşmez. Bu dünyada cezayı hak eden insanlar her zaman olacaktır. Ve herkesi kurtarmak endişesi hakikat tahrip edilmemelidir. Herkesi kurtarmak endişesiyle hakikat tahrip edilmemelidir görüş arkadaşlar. Dinsel dışlayıcılıkla ilgilenir. 21. Hangisi anonim Hristiyan kavramını ortaya atmıştır? Anonim Hristiyan kavramını ortaya atan arkadaşlar B şıkkı Karl Rahner'dir. Kral Rahner anonim şirketi kurmuştur şeklinde kodlayabilirsiniz. 22. İlkel dinlere ahlaksız diyemeyiz. Başlangıç açısından adet bütün ahlaktır. Din adetten uzaklaşmayı yasak ettiğine göre ahlakla din birlikte vardır şeklindeki sözleriyle ahlak ile dinin birlikte var olduğunu belirten düşünür hangisidir? Burada da cevap arkadaşlar E şıkkı Bergson. Berg son çalışmasında ilkel dinlerde ahlak konusunu işledi şeklinde kodlayabilirsiniz.
23. Adalet, iyilik, kötülük gibi ahlaki değerlerin Allah'ın murat ettiği şeyden başka herhangi bir manalarının olmadığını söyleyen akım. Bu da arkadaşlar eşariliktir. Adalet, iyilik, kötülük gibi ahlaki değerlerin Allah'ın murat ettiği şeyden başka. Allah'ın murat ettiği şeyden başka herhangi bir manaların olmadığını söyleyen akım. Eşariler Allah'ı murat ederler şeklinde kodlayabiliriz. 24. Tanrı'nın varlığına inanmamakla birlikte onun varlığını ve yokluğunu tartışma konusu yapmayıp bu konulardan uzak durmayı tercih eden ateizm çeşidi arkadaşlar. Uzak durmayı tercih eden deyince aklımıza ilgisizlerin ateizmi gelsin. C şıkkı. 25. Dinin kaynağını insan psikolojisinden kaynaklanan bir takım korkulara ve arzulara bağlayan düşünür hangisidir? Dinin kaynağını insan psikolojisinden kaynaklanan bir takım korkulara ve arzulara bağlayan düşünür Freud'tir. Arkadaşlar bunu da şöyle kodlayabiliriz. Fred'in psikolojisi bozulmuş ve korkmuş. Veya Fred korkunca psikolojisi bozulmuş şeklinde kodlayabilirsiniz. 26. Bilgelik seviyesi ve hikmet arayışı şeklindeki ifade hangisinin tarifidir? Bilgelik seviyesi ve hikmet arayışı felsefi düşüncenin tarifidir. Bilgeliği seversen felsefeyi düşünürsün. Ve hikmeti ararsın. Bu şekilde kodlayabiliriz. Bilgeliği seversen felsefeyi düşünürsün ve hikmeti ararsın. 27. Hangisinde din felsefesi açısından kötülüğün tarifi doğru olarak verilmiştir? Hangisinde din felsefesi açısından kötülüğün tarifi doğru olarak verilmiştir? D şıkkı, duyan ve hisseden varlıkların incitilmesi. Duyan ve hisseden varlıkların incitilmesi. Kötülüğün tarifi. 28. Evrende var olan kötülük, maddenin ilahi nizamı tam olarak kabul edip yansıtacak bir kuvvete sahip olmamasından kaynaklanmaktadır şeklindeki görüş hangisine aittir? A şıkkı Farabi. Evrende var olan kötülük, maddenin ilahi nizamı tam olarak kabul edip yansıtacak bir kuvvete sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Nizam Farabi İlköğretim Okulu'na gidiyor şeklinde kodlayabilir. 29. Evrendeki olgu ve olayların Tanrı'nın mutlak bilgisiyle belirlendiğini, her şeyin nedeninin Tanrı olduğunu ve bunların Tanrı'nın tayin ettiği yönde varlıklarını sürdürdüğünü ileri süren teolojik determinizm Batı felsefesinde ilk aşağıdakilerden hangisi tarafından kullanılmıştır? Cevap Stoller. Starlar. Telefonda dertlerini anlatıyorlar şeklinde kodlayabiliriz. 30. soru. Aşağıdaki düşünürlerden hangisi ateistlerin her ne kadar Tanrı'nın varlığına inanmadıklarını açıkça söyleseler de varlıklarının derinliklerinde bir Tanrı fikrinin olduğunu belirtmektedir? Cevap John Bailey. Her ne kadar Tanrı'nın varlığına inanmadıklarını açıkça söyleseler de varlıkların derinliklerinde bir Tanrı fikrinin olduğunu belirtmektedir. John Bailey
ateistlerin tanrı fikri olduğunu belirtiyor. Evet arkadaşlar. Din felsefesi çıkmış sorular burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur.